Merhaba arkadaşlar. Şimdi koltuk desen giydirme işlemini yapacağız. Herhangi bir koltuğa desen giydirme nasıl yapılır onu göreceğiz. Öncelikle bir koltuk resmi açalım. Bakın burada bir minder görüyorsunuz. Bu minder koltukla aynı desende, aynı renkte. Buna şimdi biz bir farklı kumaş kaplamaya çalışalım. İlk önce görmüş olduğunuz minderi seçili hale getirmemiz gerekiyor. Biraz yaklaşıyorum ve şurada görmüş olduğunuz pen tool var. Pen tool'a dokundum ve minderimizi yavaşça artık seçmeye başladı. Seçim işlemini biraz itina edersek çok daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Ben şimdi böyle biraz hızlı bir şekilde hemen seçiyorum. Evet, bakalım nasıl olacak. Evet, seçim işlemimiz bitti. Şimdi sağ klik yapıyoruz. Seçim yap. Seçtik. Açılan pencerede seçtiğimiz nesnenin kenarlarının yuvarlaklığı yani keskinliği ne kadar olsun ölçüsü 0,5. Bizim için gayet yeterli. Tamam diyoruz ve bakın tamamen seçili hale geldi. Resmimizi buradan Ctrl A ve Ctrl C diyerek kopyalıyoruz. Ctrl A diyerek resmin tamamını seçiyorum. Ctrl C diyerek resmi kopyalamış oluyorum. Daha sonra minderimizin üzerine geliyoruz ve buraya dikkat edelim. Ctrl Alt Shift V diyerek resmimizi, desenimizi yapıştırdık minderin üzerine. Şimdi taşıma butonuna bastık desenimizi görmek için. Bakın desenimiz oldukça büyük. Tabii ilk haliyle. Şimdi Ctrl T'ye basarak bakın çok büyük olduğu için tabii anca çıktı. Shift'e basılı tutarak köşeden bastırıyoruz. Deseni minderimize uygun hale gelinceye kadar küçültüyoruz. Evet, bakın. Birebir çok güzel oldu. Şimdi çift tıklıyoruz. Ve desenimiz mindere yapıştı. Şimdi uzaktan bakıyoruz. Tabii çok güzel gözükmüyor şu an. Neden? Kenar kıvrımları, gölgeleri vesaire hatları çok belirgin değil. Bunu belirgin hale getirmek için sağ tarafta görmüş olduğunuz bakın şurada normal yazan yerin üzerine dokunuyoruz. Yumuşak ışık diyor. Yumuşak ışık kısmına dokunduğumuzda bakın tamamen hatlar belirdi. Bütün yastığın hatlarını aldı. Desenimiz de tamamen yastığa doku olarak işlendi. Aynı işlemi şuradaki görmüş olduğunuz kapitone desen yani koltuğun sırt dayama yerine de yapabiliriz. Bunun için yine pen tool'umuzu alıyoruz. Hatta biraz da yaklaşalım. Pen tool'umuzu aldık. Seçim işlemine başlıyoruz. Şimdi siz bitmişini göreceksiniz. Evet, seçim işlemimiz bitti. Sağ klik yaptık. Seçim yap butonunu seçtik. 0,5 kenar hatlarını belirledik. Tamam dedik. Bakın seçili hale geldi. Şimdi buraya da bir desen bulalım. Oraya da şu deseni yapalım. Resmi komple seçmek için Ctrl A diyoruz. Tekrar kopyalamak için Ctrl C diyoruz. Ve seçili olan yere tekrar dikkat ederek Ctrl Alt Shift V tuşuna basarak desenimizi yapıştırıyoruz. Taşıma butonuna dokunarak desenimizi görüyoruz ki yine çok büyük. Ne yapıyoruz? Ctrl T diyerek bakın Shift'e basılı tutarak desenimizi küçültüyoruz. Evet. Şimdi şuradan şöyle genişletelim. Şunu da şöyle daraltalım. Evet. Çift tıkladık. Evet, resim yine tam istediğimiz gibi olmadı.
Ne yapıyoruz? Sağ tarafta normal ezen butonun üstüne dokunuyoruz. Buradan yumuşak ışığı seçiyoruz ve bakın desenimiz koltuğun arkasında komple güzel bir şekilde işlenmiş oldu. Hatta siz farklı desenler yapabilirsiniz. Ben şimdi size bunu göstermek için yaptım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma da abone olabilirsiniz.